Visual Studio ile yükleyici oluşturma. Yerel bir bilgisayara üretilen uygulamayı yüklemek, dosyaları Program Files klasörüne kopyalamaktan daha fazlasını gerektirir. Bağımlılıkları kontrol etmeniz ve devam etmeden önce eski lisanslı versiyonun kullanılabilir olduğunu doğrulamanız gerekiyor. Yeni versiyonu yüklemeden önce belirli dosyaları kaldırmanız gerekiyor. Bu görevleri gerçekleştirmeniz gerektiğinde bir kurulum programını oluşturmanız gerekir. Windows Installer API bu senaryolarda size yardımcı olacaktır. Visual Studio uygulamanız için Windows Installer dosyasını oluşturan bir yükleme projesi içerir. Bu derste şekildeki Solution dosyası kullanılacaktır. Bu çözüm PixelSmith Desktop adında bir VPF uygulaması içermektedir. Solution adına sağ tıklayın ve New Project komutunu seçin. Açılan pencereden Other Project Types seçeneğini açın. Burada iki kurulum projesi bulunmaktadır. Visual Studio Installer içinde bulunan Setup Wizard'ı seçin ve ad olarak PixelSmith Installer yazın. Ardından OK düğmesine tıklayın. Düğmeye tıkladığınızda kurulumu yönlendirecek bir sihirbaz görüntülenecektir. Next düğmesine tıklayın ve bir sonraki pencereye geçin. Bu ekranda uygulamanın ne tür bir uygulama olduğu sorulmaktadır. Bu bir Windows uygulaması olduğu için İlk seçeneği seçin ve Next düğmesine tıklayın. Bu ekranda proje kurulumuna dahil edilecek seçenekler ayarlanacaktır. Buradan 3, 4 ve 7 seçenekleri seçin ve Next düğmesine tıklayın. Dahil edilecek dosyalar bu ekranda eklenecektir. Add düğmesine tıklayın ve Other Files klasörü içindeki tüm dosyaları seçin. Ardından Aç düğmesine tıklayın. Next düğmesine tıkladığınızda Proje ile ilgili özet bilgileri içeren bir ekran görüntülenir. Finish düğmesine tıkladığınızda yeni bir proje eklenmiş olur. Bu kurulum projesini derlemek için proje adına sağ tıklayın ve build komutunu seçin. Bu şekilde uygulama için kurulum dosyası oluşturulmuş olur. Proje adına sağ tıkladığınızda açılan listeden install komutunu seçtiğinizde kuruluma başlanacaktır. Açılan pencerede yanlış isim görüntülenmektedir. Bu yüzden kurulumu iptal edip birkaç ayarı değiştirmek gerekir. Proje seçiliyken Properties panelindeki Manufacturer alanına çizgi tagem yazın. Product Name alanına ise uygulamanın geçerli ismini yazın. Author alanını da çizgi tagem olarak değiştirin. Proje adına sağ tıkladığınızda açılan menüdeki View Açılır listesinden User Interface komutunu seçin. Görüntülenen liste kurulum aşamasında görünecek farklı ekranlardır. Buraya bir readme dosyası eklemek için Start seçeneğine sağ tıklayın ve Add Dialog komutunu seçin. Açılan pencereden readme seçeneğini seçin ve OK düğmesine tıklayın. Listeye yeni bir öğe eklenecektir. Readme dosyasını buraya eklemek için bu öğe seçiliyken Properties panelindeki Readme File alanından dosya seçimini yapın. Kullanıcı arayüzü için yapılacak değişiklikler bitirilmiştir. Bu pencereyi kapatın. Şimdi kullanıcının bilgisayarına yüklenecek olanlar değiştirilecektir. Burada Application klasörü görüntülenmektedir. Buraya sağ tıklayarak iki klasör ekleyin. Klasör isimlerini Documents ve Samples olarak değiştirin. Application klasöründe bulunan dosyaları kullanıcının bilgisayarında yüklenmesini istenen yerlere sürükleyin. Kullanıcının masa üstüne bir kısa yol eklenmek istenmektedir. Bunun için Users Desktop klasörüne tıklayın. Sağ taraftaki alana sağ tıklayın ve Create New Shortcut komutunu seçin. Application folder klasöründeki primary output dosyasını seçin ve OK düğmesine tıklayın. Dosya adı eklendikten sonra farklı bir dosya adı verin. Proje adına sağ tıklayın ve Build komutunu seçerek uygulamayı derleyin. Oluşturulan kurulum dosyasını görüntüleyin. Buradaki setup dosyasına çift tıklayarak kurulumu başlatabilirsiniz. Kurulan programın kaldırma işlemi diğer programlarda olduğu gibidir.